Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi Profesör Saadet Uzunoğlu ile karşınızdayız. Şimdi çok önemli bir konuyu aslında konuşacağız bugün. Ağız ve diş sağlığı. Ama tabii implant konuşmayacağız herhalde. Rakamları konuşacağız değil mi hocam? Olur mu? İmplantı bana soracaksın. Bir soru gelmiş zaten. Neden diyor içi tut kaldı, dışı porselen, içi krom protez kapak koyuluyor diyor. Bilmiyoruz. Ya, onu bilsem de söyleyemem. Evet, Twitter adresimizden Bloomberg HT adresinden bize yazın lütfen soru ve görüşlerinizi. Ben de Sade Hoca'ya ileteyim. Bugün biraz sessiz kalıp Sade Hoca'ya vereceğim sözü. Bakalım neler var. Asıl burada senin konuşman lazım. Neden? Çünkü diş konusu bu estetik ya biliyorsun. Diyorsun. Estetik diş konu bu yani. Sen arabada konuşuyorsun. Yani dişte konuşacaksın. Yani nerede onu bir dengelememiz lazım yani. Sıkıntı orada. Zeliha gidip erkek dişi. Ya şimdi ben bugün dişçi arkadaşıma gideceğim. Daha doğrusu dişe gideceğim de hazırlık olsun diye bunu kendimi yavaş yavaş alıştırıyorum. Anlaşıldı. Dolayısıyla Sumru'ya söyleyelim de böyle eli hafif ama bana biraz acısın yani. Korkuyor musunuz dişten? Ya korkuyorum tabii. Dişçi gerçekten. Herhalde yani dişçi koltuğuna oturup da yani ben korkmuyorum. Yani ben korkmuyorum hiç, vallahi. Ciddi söylüyorum şaka. Yok korkarım hiç yani. Korku insana az bir şey yani bir kere. Korkacaksın ya. Korkmak kötü bir şey değil yok, yani. Yok kötü bir şey açısından değil. Ben hep şöyle düşünürüm de o yüzden hocam. Bu gerekiyorsa yapılıyordur. Dolayısıyla hani bunun sonu iyidir. Dolayısıyla sonu iyi olan şey yolda giderken acı çekiyorsan bunu katlanacaksın kızım deyip oturuyorum. Tamam canım yani. Bak. Kendini bak terapi ederek oturuyorsun. Tabii. Demek ki korkuyorsun yani. Yani işte onu anlatmaya çalış. Herhalde ben de öyle. Bunun sonu güzel olacak bunun diye. Bunun sonu güzel diye devam. Söyleyeceğiz. Evet şimdi hocam burada, tabloyla başlayalım yoksa? Şöyle bir tabloyu aslında bir alalım istersen. Ki tablodaki fiyatlara belki bu arada Utku'ya da teşekkür ederiz. Verimetri'ye güzel bize buldu en azından diş sağlığı ile ilgili rakamları. Evet. Şimdi ağız ve diş bakım ürünleri 16 lira imiş. Bunlar düşmüş 13 TL'ye. Şimdi bu fiyatlara da takılacaksınız ama Kasım ayında da 14 TL olmuş tekrar. Yani ağız diş bakım ürünleri deyince fırça işte diş macunu diye geçelim bunu. Hocam buna benim önce itirazım var. Ya herkes itiraz edecek. Yani bana nasıl yapılmış bana itiraz etmeyin. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları bunlar. Dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun 418 tane maddesinin içinden biz dişle ilgili rakamları bulduk. Bunlar da nelerdir? Aslında diş hekimleri odasından alınmış liste fiyatları olabilir. Özellikle şu diş çekme ücreti mesela işte 126 TL'ymiş Kasım ayı itibariyle. Diş dolgu ücreti 194 TL olmuş 168'den. İşte röntgen ücreti tabi burada her türlü röntgen var. Şeyde diş röntgeni röntgenine Osman giriyor. Doktor muayene ücreti devlet için konuşuyoruz değil mi 18 lira diye? Yani öyle konuşuyoruz. Evet bunlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun bizim sağlıkla ilgili veriler var ya. Hı-hı. Hani sağlık sektöründe fiyatlar şu kadar arttı azaldı diyoruz ya. İşte o rakamlar oradan geliyor. Yani ilaçları görüyor musun? İlaçlar 11'den 17'ye. %47,54. 54 ama fiyatları görüyor musun? Fiyatların gördüm. Kendisine 11, bak 89, yani burada. 17,54. Ama ben neye takıldım? Ağız ve diş bakım ürünlerine takıldım. Muhtemelen dinleyiciler de oraya takılacak. Neden? Takılsınlar diye diş zaten macunu, verdim. Diş macunu bazı marketlerde 5 liraya var. Var. Çok az. Var. Fakat bildiğimiz markalar 20, 25... 19, 16, 32 rakamlar bunlar. Şimdi ben buraya gelmeden önce direkt marketin içinden geçerek geldim. Yani bir gireyim de dedim. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim diye. 5 TL'ye bir tane markada vardı. Tek bir markada 5 TL vardı. Vardı ve başka bir markette. Genelde ucuz market dediğimiz markette. Yani genel markete de koymuşlar. Ama indirimli fiyatı 5 TL olarak görünüyordu. Bütün ürünler indirimdeydi. İndirimli fiyatlardan 75 miligramlık bir diş macununun fiyatı ortalama söyleyeyim 15 ile 20 TL arasında rahat bir ürün bulabilirsiniz. Tabii bu rakamlar bunu teyit etmiyor. Yani buradaki rakamlar biraz daha farklı rakamlar ama en azından görmek lazım. Yani rakamlar nasıl etkiliyor istatistikleri diye bakmamız lazım. Onun rakamları ise hocam o %16'lık bir düşüş yok 2018'den itibaren bence bilmiyorum. Şimdi bir de diş hekimleri
Birliği'nin rakamları, rakamları var. Evet, evet hocam. Şimdi diş hekimi muayenesi 2018'de KDV dahil fiyatları okuyorum. 65 TL'ymiş, 80 TL'ye çıkmış. 15 TL'lik bir artış var burada. Evet. Yaklaşık %4 desen %20-%25'e yakın bir artış var. Evet, %20'ler seviyesinde artışlar. Tabii evet. Buradaki rakamlar o tablonun açıklamasında vardır. İnternet sitesinde Diş Hekimleri Birliği'nde işte nerede yaptığına bağlı olarak, hastanın diş durumuna bağlı olarak, her şeye bağlı olarak o fiyatlar değişebilir. Hatta şöyle diyor, bazı yerlerde %50 artırabilir gibi bir takım esneklikler de var o rakamlarda. Yani çok da o tabloya takılmıyorum. Ama genel ben yüzde artış eğilimi olarak görelim diye bu tabloyu şöyle bakıyorum. Aşağı yukarı %20'lik bir artış var. Dediğin doğru, %20-25 civarında. Fakat bu özellikle diş macunu ve diş fırçasında çok ciddi bir artış var. Yani bebek çok ciddi gibi. Artış var. Evet. Yani şimdi yine Türk Diş Hekimleri Birliği'nin yaptığı çalışmalar var. Şimdi Türkiye'de Avrupa'da diş hekimine gitme sıklığını işte belirtmiş. Türkiye'de bir kere bile gitmiyor ortalama. 0.9 çıkıyor. Avrupa'da 5 kez çıkıyor. Yani 5 kez ne yapıyor? Avrupa'da insanlar diş sağlığı için hekime gidiyor. Yani bakım için, temizlenmesi için, işte diş taşının ayıklanması veyahut da ne diyelim, herhangi bir çürüğü varsa tedavi için. Bunun tedavi için gidiyor. Peki ne kadar biz işte diş fırçası kullanıyoruz yılda? Yani 4. Yok, 4 olur mu? 1 tane. Ben 4 bir. Tane. Hayır, ortalaması. Ha, ortalama 1. Evet. Türkiye ortalaması 1. Evet. Türkiye ortalaması 1. Peki yani diş biz Türkiye ortalaması olarak, yani 82 milyon insan ortalamada bir tane tüketiyor. Bir. Yani o zaman şöyle bir düşün. Yani bir yıl boyunca biz aynı diş fırçasıyla fırçalamadığımıza göre sen bir de geneli düşün. Demek ki belki böyle bir istatistik de olabilirdi. Konseyde iyi olurdu aslında. Hı hı. Hiç diş fırçalamadan yaşayanlar da olabilir. Öyle söyleyeyim. Hocam, ki vardır mutlaka. Tweetler geliyor, söylemem gerekiyor. Diyor ki eşim şu an dişçide. 300 TL dolgu yapıldı. 200 TL neredeyse söyler misiniz? Devlet diş hastanelerinde hastalara kobay gibi kullanıyorlar. Yapılan dolgu düşüyor diyor. Şimdi şunu anlatmam gerekiyor. Diş hekimleri kızmasın ya da bu rakamları. Dolgudan dolguya değişiyor. Tabii. Yani bir tabii. Ortalama rakam verdi orada tabloda hocamız. Tabii hocamız ki. Derken TÜİK. Amalgam dolgu 150 civarı. Bir de mesela şey dolgu var. İnley dolgu diye bir dolgu var. O 295 ama TL'ymiş. Ama şeye göre de değişiyor. Bak, dişin 370'e çıkmış mesela. 370 şimdi TL'ye tamam çıkmış. Da. Yani onu hani. Ama o rakamlar da dişin durumuna göre %50 onu esnek düşünmem lazım. Yani o rakamları anlatabildim mi? Evet. Ama sadece hani burada izleyicimiz demiş 300 TL dolgu. Burada diyor ki her dolgu başka. Hani yanlış anlaşılma olmasın diş hekimler arasından diye söylüyorum. Evet. Tabii evet, ki artış evet. Görünüyor 120'ye evet. Yakın ama yani şu mesela kompozit dolgu denen şey 155'ten çıkmış 205'e. İnley dolgu diye bir şey var mesela. Bu sene 340 TL olmuş mesela tek yüzü. Yani dolayısıyla hani bu da var. Evet, evet. Artış %20 ama dolgudan dolguya değişiyor. Şimdi tamam dedim. Fiyatları evet. Söyleyelim. Tamam, pahalı. Bir kere şey olarak baktığımız zaman bu rakamlar geçerli değil. Yani oradaki ekranda gördüğünüz fiyatlar sadece Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye ortalaması olarak verdiği bir ücret. Yoksa bu geneli yansıtacak veya biz diş doktoruna gittiğimiz zaman bu rakamlarla karşılaşacağız diye bir şey yok. Ama baştan alalım. Şimdi ağız ve diş sağlığı gerçekten bir aile için en önemli konu. Tabii. Doğru muyuz? Çocuklar için çok özel. Yani çocuklar değil, hepimiz için bu son derece önemli. Neden? Birçok hastalığa yol açıyor. Belki birçok hastalığın göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Ne bileyim işte ağız kokusu olarak ortaya çıkıyor. Birçok şey düşünebilirsin burada. Şimdi ağız sağlığımız tamam çok önemli. Peki biz
bu konuda ne kadar bilinçliyiz, anneler babalar ne kadar bilinçli. Bir de zaten bilinçli olmadığımızı çok net görüyoruz. Herkesin ağzında özellikle gençlerde görüyorum çok yaygın bir, gerçi bugünlerde fiyatlar da çok yüksek olduğu için çünkü böyle 30 bin TL'ler falan konuşuluyor. Evet. Herkeste böyle bir tel var çocuklarda. Tel var evet, ama o biraz nedenini bilmiyorum, süt kullanımı mı? Emzikten mi kaynaklanıyor, emzik i̇şte, kullanımı yani olabilir. Birçok şey var. Emzik kullanımı, elini emmekten. Elini emmek. Yani çoğunda evet var ama eskiden dişlerimiz ne olursa olsun babalarımız, annelerimiz bizi götürüp tel taktırmıyordu. Gerçi takılıyordu yine o zamanlar da, şimdi yine var. Bir de şimdi laminant, yani yaprak diş diye bir şey var. Bütün ağzı yaptırırsanız minimum 20, maksimum ilerliyor. Ha, bilmiyorum onları. Dişi böyle törpülüyorsunuz. Böyle çok ince bir şekilde yaprak diş geçiriyorsunuz. Göster istersen. Yok, ben yani sadece örnek olarak söyledim ama bunun yerine başka bir şey çıkmış. O çok maliyetli. Laminat. Ben de fırça getirecektim bugün. Nasıl fırçalayacağız? Ay, onu mu gösterecektiniz hocam burada? Ben şeyi de bekliyorum yalnız. Lastik değiştirmeyi bana öğretmenizi de bekliyorum onu, yani. Onu halledeceğim ya. Onu. Hayır yani. Bir de çamaşır makinesi kullanımı. Ha, çamaşır makinesi evet, kullanımı anlatacağım onu sana. Onu anlatacak. Onu bir dahaki şeye bırakalım. Hayır, yani diş fırçayı, yani hocam ne yaptınız siz? Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani işin şakası bir tarafa ama. Bak, diş fırçasını kullanım oranımızdan zaten bizim diş ve ağız sağlığına önem vermediğimizi çok net bir şekilde görüyoruz. Doktora gitme sıklığımıza baktığımız zaman, ben kendimden örnek vereyim ya. Vallahi yani 2 yıldan beri yani şimdi bizim diş hekim arkadaşımız bana ne yapsa yeridir yani. 2 yıldan beri gitmiyor. 2 yıldan beri kaçıyorum ya. 2 yıldan beri kaçıyorum. Düşünsene, gayet güzel başladık. Ama hallettik birçok şeyi. Kendinize yapıyorsunuz hocam. Kendime yapıyorum. Evet. İşte yani. Ağrı var mı hocam? Yok, ağrı yok. Peki niye şimdi karar verdiniz yani, mesela? Sizi ne motive etti? Çok ciddi problemlerim var. Şeyde olarak. Nasıl? Yani çok gençken, yani milattan önce yaptırdığım bir 2 dolgu var. Hmm. O dolguyu değiştirelim artık dedim. Çünkü öyle bir maden kalmadı yani. Dolayısıyla dolgu yapılan maden. Şimdi maden değişmiş. O madenler değişmiş. Dolayısıyla gümüş gibi yapılıyordu. Şimdi aynı renkte size bahsettiğim laminant dolgu yöntemiyle daha kalıcı ve daha estetik işte bir dolgu oluyor. İşte taş taş devrinden kalma. Metalden metal değil mi? Hocam şey sormuşlar, bir öğrenci diyecektim. Hocam deyince öğrenci çıktı ağzımdan. Kanal tedavisi çok önemli. Size fiyat göremedim, atladım galiba demiş. Randevu alabilmek zor. Şimdi yok, ben kanal söyleyeyim. Tedavisi var şeyde, tek kanal listede. Dolgu tedavisi 205'miş 2018'de. Evet. Bu sene 2019'da 255 TL'ye çıkmış. Burada da 50 TL olduğunu varsayarsak rakamlar sizin bahsettiğiniz gibi %20 artmış aslında. 20 civarında bir artış var. Ama dediğim gibi dişin yapısına göre değişir. Aman sakın bunlara bakıp da izleyicilerimiz gidip de tartışmasın. Çünkü dilin niteliğine, derinliğine bağlı olarak değişiyor. Şimdi diş hekimlerinin de şey altına, töhmet altında bırakmamak o zaman lazım gerçekten. Şöyle söyleyelim hocam, sözünüzü bağla keseyim. Türkiye Diş Hekimleri Birliği'nde bu rakamların hepsi var. Evet, evet. Yani dolayısıyla görmek isterseniz burada hepsi var. Yani kanal tedavisi üçlü, beşli, işte ne bileyim, hepsi çene, evet, çene akrilik çene protezi, hepsi var. Yani dolayısıyla buna bakıp gitmelerini, biz örnekleme adına yani yüzde kaçlık bir artış olduğunu göstermek adına veriyoruz değil mi hocam? Tabii ki. Bir de şeyi de vereyim ya, şu rakam ne? Bende kalmasın. Hangisi? Bir de ne kadar macun kullanıyoruz, yani diş macunu tüketimimiz ne kadarmış? Gerçi orada da hani bizde şöyle bir inanç var. Ne kadar diş macununu üzerine koyarsan o kadar çok iyi temizler gibi bir anlayış var. Yani böyle bir şey yok öncelikle. Hocam çok seviyoruz belki tadını, nereden biliyorsunuz? Ben çocukken o renkli renkli, 4 renkli olanlar vardı ya, hatırlıyor musunuz sonra? O 4 renklerin tadları çok güzel oluyordu. Bir de böyle biliyorsunuz reklamlarda bütün fırça şu kadarsa ucu şu kadar koyarlardı, hatırlayın. Biz de oradan göre göre bayağı macun sıkardık. Şöyle uzatıyorlar aslında. Şimdi yeni moda nohut büyüklüğünde. O yeni moda. Yani, o da yetmiyor hocam. Yeni moda değil. Yani yetmiyor. Aslında doğrusu o yani. Doğrusu o. Yani bunu çok aşırı var. Aşırı bir şekilde kullanmanın da bir anlamı yok. Yani dozunu da kaçırmamak lazım ama bizdeki tüketim 89 gram. Yani 90 gram tüketiyoruz biz yılda. Peki bu Avrupa'da ne kadarmış? En kötü olan ülkede İspanya'da 264
miligram. Hmm. 264. İşte Amerika'da 400'müş. Almanya'da 457 miligram, Fransa'da 346, İtalya'da 378. Yani nereden baksan en az 3 katı daha yüksek tüketim yapılıyor. Yani demek ki oralarda biraz daha hem diş hekimine gitme, hem ağız diş sağlığı açısından baktığımızda son derece olumlu bir bakım var. Yani koruyucu, önce korumamız lazım. Yani çocuklarımıza şu hani şeker, tatlı var ya arada böyle... Fırçalatmak lazım işte onları. Ya en azından çok küçük çocuksa bile, yani fırçalayamasa bile bir şey yedirdikten sonra mutlaka su içirmek lazım çocuğa ki. Yani en azından ağzı ne yapsın, bir temizlensin, dişleri temizlensin. Hocam burada bir istatistik çok dikkatimi çekti. Bu bir anne olarak beni üzdü. Neden? Hiç diş çürüğü olmayan. Evet. 5 yaş, bu 2017 rakamları yalnız, yanlış olmasın. Onu buldum. %30. Hiç diş çürüğü olmayan, %30'muş hocam, 5 yaş. Çok üzücü değil mi? Ben çocukları görüyorum, ön dişleri, arka dişleri siyah siyah çürükler var hocam. Ortalamasına bak, 45 yaşına kadar yapalım istersen. Yapalım hocam. 45 yaşına kadar, 5 yaşta 45 yaş arasında insanların ortalama %30'unda sadece çürük diş yok. Çürük diş yok. Ha, ona da bir şey söyleyeyim mi? Emin ol, bu da doğru değil bak bu rakam. Neden doğru değil? Çünkü bir hekim... Bu istatistiği yaparken mutlaka bir hekimin gözetiminden geçmen lazım. Çünkü sen bakıyorsun, diyorsun ki diş ağrım yok. Dişinde sorun var mı? Mesela anketör geldi. Dişinde sorun var mı? Yok. Mesela bana şimdi sorsa yani ağrım var mı? Diş çürüğüm var mı? Ne bileyim yani içindeki arka tarafı bilmiyoruz ki biz. Anlatabilir miyim? Bu oran daha yüksek mi demek istiyorsunuz? Ben hocam? Oranın yüksek olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü biz muayeneye gitmiyoruz ki diş çürüğünü önden bakarak nasıl anlayacağız? Bir şey söyleyeceğim. Siz en son ne zaman gittim demiştiniz mesela dişçiye? Bak ben ikinci yılıma girdim. Yıl. Evet. Yani maalesef Peki, çok kötü. Peki bunun normali ne? Aslında yılda iki kez gitmemiz lazım. İki kez kontrol için mi hocam? Ya kontrol, en azından diş taşı temizliği, ne bileyim bir yani bir diş etlerinde bir problem var mı? Yani sadece diş problemi de değil. Diş ve diş eti. Yani diş eti, ağız, yani bunları en azından bir diş hekiminin 6 ayda bir gidip kontrol ettirmemiz lazım. Yani bu çok insani bir şey, yani anlatabildim mi? Şimdi diyor ki 4 sene önce 300 vermiştik. Bence iç hastalıklarının sebebi dişten kaynaklanır. Diş hastanesi halk için uygun ama basit de olsa işlem yapılıp gönderiliyor. Amaç sanki hizmet değil, parasını almak minnetin diye Osmanlı Fatih Yılmaz söylemiş. Devam ediyorum hocam, bu arada okuyayım. Tabii lütfen. Son zamanlarda bunu düşünüyorum. Fırçayı doldurup firmayı zengin ediyoruz. Az da sürsen köpürüyor demiş. Mesela sizin dediğinize gelmiş o. Evet. Yine Sade Hocam, İsviçre'li... Bilim adam. İsviçre'li bilim adamları 2 günde bir en iyi diş fırçasını ve macununu icat ediyorlar. Herhalde yeni çıkanı alıyoruz. Ha, bir de o konu var. Evet. Bu en iyisi, evet. Şu en iyisi diyorlar ya, hangisi en iyisi? İşte diş ve diş etlerini koruyan diş macunu. Çıkıyor orada reklamlarda bir tane, işte diş hekimleri gerçek kişiler diyor. Çok memnunum. Acayip memnunum filan. Şimdi ben de anlamıyorum. Hangi markayı alayım, ama bende fiyat etkiliyor. Beni fiyat etkiliyor. Ya şimdi mutlaka fiyat etkiliyor, ama biz de bir de şöyle de alışveriş yapıyoruz. Biz bir yere gittiğimiz zaman da, yani bir meşrubat isterken bile marka söylemeyiz genelde. Genelde diyorum. Özellikle bizim yaşlarımız, yani gençler şimdi bu konuda çok daha hassaslar. Evet. Yani şunu istiyorum diyor. Ama mesela bir 35-40 yaşlarına geldiğin gazoz zaman... Gazoz verir misin? Verir misin bana? Öyle şundan, mi diyorsun? Ya şöyle bir şey verir misin diyorsun. Şimdi söyleyemedim. Meşrubat. gazoz. Ha, içeceği söyleyemedim de onun için. Neyse. Anladım. Şimdi mesela diş fırçasında da şimdi bir şey isteyeceksin. Ya bunun bir kere... Diş hekiminin karar vermesi lazım. Neye? Senin dişine göre. Acaba yumuşak mı? Ha, onu hiç sormuyoruz biz diş hekimine. Orta mı? Sert fırça mı? Peki bizim mi sormamız lazım? Hekimin mi söylemesi Hayır, lazım? Hayır, hekim zaten söylüyor sana. Bana söylemiyor. Ama olur mu yani? O ben zaman... daha yeni gittim o olayı. Bir ay önce. O zaman hekime bunu soracaksın, yani eğer söylememişse söylemedi. Soracaksın. Mesela bana söylüyor, yani işte diyor ki işte senin diş etlerinin hassaslığı şusu busu. Bu onun için sen yumuşak mesela uçlu fırça kullanacaksın.
Bu arada şimdi onların fiyatları da değişiyor biliyorsun. Değişiyor, evet. Şeye bağlı olarak. Şimdi, orta sertlik, şimdi yumuşak, çok sert. Kaliteli, evet. Dediğimiz zaman mesela biz sadece bir de fırça ve diş macunu diyoruz. Mutlaka diş ipi. Diş ipi. Niye? Yani olmazsa olmaz. Neden? Çünkü ne? Biz sadece yüzeyi temizliyoruz. Diş aralarını ne yapacağız? Diş aralarına girmiyor ki. Hocam dolayısıyla... Allah aşkına diş macunu, diş fırçası kullanımını söylediniz şimdi burada. Bir de diş ipi mi? Diş ipi dediniz hocam yani. Diş ipi. Daha bir fırçayla macun bir kullanmaya başlayalım biz. Yılda bir defa diş fırçası mı kullanılır o yani, bakteri içinde? Bir kere 2-3 ayda bir değiştirmek lazım diye biliyorum ben. Yani mesela ben de. Öyle biliyorum. Ama zaten fırçadan anlaşılır zaten. Yani anlaşılır. Renk, kırılmalar. Yani hepsi. Yani belli bir süre sonra zaten 2 ayı genelde geçmiyor değiştirdiğimizde. Bir evet, de söyle. Ben de merak ediyorum. Uğurtan demiş ki diş macunu beyaz olmalıdır ki diş eti kanamanız varsa rahatça görebilirsiniz. Zannediyorum bu bir diş hekimi resimde dişler var çünkü bilmiyorum. Uğurtan Bey. Hakikaten bu siyah diş macunları çıktı farkında mısınız? Biliyor musunuz, gördünüz mü onları? Ya siyah. Ama onların nedenleri var. Bildiğim kadarıyla mesela yeşil olursa organik anlamında şeydir. Hayır, rengi siyah. Hayır, ben üstündeki siyahlara bir de hayır, onlara... Hayır, hayır. Hayır, rengi macunun siyah. Macunun rengi siyah. Ya farklılaştırma bunların hepsi yani, anlatabildim reklam mi? Işte. Hepsi. Mesela fiyatlara kendi baktık. Kendi ürününü biz evet, buna ne diyoruz? Monopollü rekabet diyoruz. Yani kendi ürününü tekel olarak ortaya koyma veya tekelleştirme ürününü farklılaştırarak... İnsanlar kafasına diyecek ki ya vallahi bir tanesini denedim var ya ondan vazgeçmem çünkü o çok iyi işte aslında, siyah olan diye. Ne var biliyor ama musun? Var yani. Var, çok var. Daha kaliteli olanlar da var. Daha uygun olup kaliteli olanlar evet, da var hocam. Şimdi ama işte bunun standartları olması lazım. Bunu yani Sağlık Bakanlığı'nın da standartları olması lazım. O kadar çok çeşit macun işte ürün var ki. Evet. Yani hangisini kullanacağını şaşırıyorsun. Fiyat yüksek olursa sanki daha kaliteliymiş onu gibi demiş bir dinleyici. Anlayış var yani. Aynen, ne kadar böyle demiş, bir şey yok. Pahalıysa o kadar iyidir konusu var diyor işte orada Kamil Kilci, yanlış okumadıysa. Dediğiniz işte, de var yani orada. Ya bu bir şey söyleyeyim mi? Yani bu çok söyle insani hocam, bir şey. Çok insani. Yani şimdi ağız bakımı, diş bakımı çok yani tıbbın bu kadar ticarileşmesi. Evet. Yani bu kadar artık para üzerine, yani karlar üzerine oturması tıbbın. Yani gerçekten ben bazen utanıyorum yani bazı şeylerde. Yani bunu oynayıp da fiyatıyla, yani efendim ya 35 lira ama aynı ürün 15 liraya da satılıyor. Bunu yani 35 lira yapmanın yani bu kadar yani... Olmaz, ayıp. Yani ayıp. Bu artık ahlaki boyutlarını ne yapmış oluyor? Aşmış oluyor ama diyeceksin ki bu kapitalizm zaten. Ne bekliyorsun diyeceksin. Süremiz dolmuş. Sorular geliyor biliyorum. Diyor ki Esra Bey ya da bayan, diş fırçası, macun, gargara, diş ipi, aile ekonomisi çöker. Sade hocam demiş. Gülücük atmış, doğru söylüyor. Bir ya de ne yapacağız? Sadece soba, şey o zaman sadece karbonatla. Misvak var, misvak hocam. Diyor ki ünlü ve pahalı diş macunlarında 14 yaşından küçükler kullanmamalı. Günde 2 defadan fazla kullanılmamalı. Tabii, şeklinde tabii, yazılar tabii, var diyor. Tabii ki. Pazarlama zekası, siyah macun merak edip herkes bu nedenle olsa voleyi vurur diyor. Ben aldım valla o saflardan bir tanesi o. Bitmiş mu, teşekkür ediyorum da bu ara yağmaya başladı tam sonuna doğru. Ama teşekkür ederiz yine de izleyicilerimize. Ağzına sağlık hocam. Senin de ağzına sağlık. Hoşçakalın.